teşekkür ediyorum. Tüm organizasyona, tüm arkadaşlarımıza, sayın müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, tüm hocalarımıza. Belki yüzlerce etkinlik içerisinde bulundum. Gerçekten en iyi ağırlandığımız, en çok böyle ilgi gördüğümüz yerlerden bir tanesi. O yüzden umarım anlatacaklarımız sizlere layık olabiliriz. Aynı zamanda buradaki tüm arkadaşlara cumartesi işin bütünü bırakıp bir şekilde benim diyeceklerimi dinlemeye geldiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Demin hocalarımla bahsediyorduk aslında. Şimdi bu okulu, buradaki hocalarımızı, sizleri görünce ben bayağı şaşırdım. Çünkü aklıma şey geldi. Babamın beni ilkokula verdiği gün geldi. Hatırlıyorum, hocaya şöyle demişti. Hocam demişti, eti senin, kemiği benim. Biz yani o modda bir okula gelmiştik ve o şekilde aslında büyüdük. Şimdi ise hani sizleri görünce hakikaten böyle içimde umutlar yeşerdi. Şey dedim ya, bu gençler hani bizden çok daha farklı, çok daha büyük şeyler başarabilirler. Çünkü çok farklı bir ortamda büyüyorlar. Bu çok kritik bir şey arkadaşlar. Çok kısa hani kendimden, ne yaptığımdan bahsedeyim. Hani birkaç böyle ufak şeye değinmek istiyorum. Sonrasında bitiririz. Şimdi ben Mustafa, 21 yaşından beri girişimcilikle, kendi hayallerini kurduğum işlerin peşinde gitmekle uğraşıyorum. Görece şanslı bir ailedenim. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü herkesin kendi farklı şartlarda yetiştiği, farklı avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. İçinizden birçoğunuz bence şunu sorguluyordur yani. Benim niye şuyum yok? Bu arada hani para olabilir, başka bir şey olabilir. Niye buyum yok diye sorguluyor olabilir. Burada bir kere şeyi kabullenmek lazım yani. Bize verilenleri en iyi şekilde kullanmakla mükellefiz arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde unutmamak lazım. Ben de kendi hikayemde şanslıyım çünkü girişimci, yani girişimci ne demek olduğunu bilmeyenler için hani kendi işini yapan, kendi işini kuran, bir şekilde risk alan ve bir şekilde gün sonunda başarmaktan başka çaresi olmayan insan demek arkadaşlar. Ben de biraz böyle bir ailede büyüdüm ve bu böyle bir ailede büyümenin avantajlarını mümkün olduğunca kullanmaya çalıştım ve hala da çalışıyorum. Şimdi aranızda kaç kişi kolay değil biliyor? El kaldırabilir mi? Tamam. Bizim kolay değil diye bir YouTube kanalımız var. Niye olduğunu anlatacağım. Niye adının kolay değil olduğunu. Ama o tarafta öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bana şöyle mesajlar geliyor çok fazla. Abi işte çok geç kaldım. Etrafımdaki insanlar bir sürü şeyler başardı. Onu yaptı, bunu yaptı. Ben ise daha hiçbir şey yapamadım gibi söyleyen insanlar oluyor. Belki benden bir tavsiye, bir telkin, bir şey söylemeyi bekliyorlar. Onlara önce şunu hatırlatıyorum. Mesela soruyorum kaç yaşındasın diye. Diyorlar ki 22 yaşındayım, 16 yaşındayım, 17 yaşındayım. Diyorum ki sakin, tamam mı? Acele etmeyin. Yani sizler de aranızda 15, 16, 17 yaşında birçok insan var. Bir kere ben şunu söylüyorum. Aranızdaki her bir birey şu an bu yaşında burada böyle bir etkinin içinde bulunuyorsa ki bulunuyorsunuz. Benim dediklerimden bir şeyler öğrenmeye çalıştığınızı varsayalım. Bir tecrübeden faydalanmak istediğinizi. Bir kere hepiniz benden 5-0 ötesiniz arkadaşlar. Ben sizin yaşınızda Ankara'nın en iyi Anadolu liselerinden bir, Türkiye'nin en iyi Anadolu liselerinden bir tanesinde okudum, Gaziantep Lisesi'nde. Çok iyi bir okuldu. Ama şunun yakınından bile geçmedim yani. Aklımız 5 karış havadaydı. Siz ne kadar önemli bir şey yapıyorsunuz. O yüzden bir kere bunu bir cebinize koyun. Bir kere kendinizin ne kadar şanslı olduğunuzu ve ne kadar değerli, akıllı olduğunuzu da unutmayın yani. Siz bugün işinizi, gücünüzü bırakıp burada bir şeyler öğrenmeye geldiniz. Ve bir şeyler içinizde özellikle girişimcilik yapmak isteyen arkadaşlar hiçbir zaman paniklemesin. Şimdi konuyu şuraya getireyim. Bir insanı vezir de rezil de eden şey arkadaşlar aslında aklını ne kadar iyi kullanabildiği, tamam mı? Çünkü maalesef özellikle Türkiye'de yaşamak çok zor. Hepimiz kabulleniyoruz. Özellikle girişimcilik çok zor. İş yapmak çok zor. Ekonomik koşullar çok zor. Burada sizi çok başarılı girişimciler yapacak, çok başarılı iş insanları yapacak. Hatta illa kendi işinizi kurmak zorunda değilsiniz. Ne iş yaparsanız yapın, orada başarılı olacak olan şey sizin arkadaşlar kendinizi nasıl motive ettiğiniz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü gün sonunda arkadaşlar bir sürü sıkıntı yaşayacaksınız. Bir sürü karşınıza engeller çıkacak. Ve sizi başarılı ya da başarısız kılacak olan şey o engelleri kaç defa atlayabildiğiniz ve kaç defa düştükten sonra ayağa kalkabildiğiniz.
Şu an Türkiye'de ve dünyada en başarılı girişimciler olarak gösterilen insanlar aslında en zeki insanlar değil arkadaşlar. En zeki, en karizmatik insanlar değil. Kimler biliyor musunuz? O 10 defa düştüğünde 11. defa ayağa ne olursa olsun kalkabilen insanlar, yani kendisini motive edip ya ben ne olursa olsun bir defa daha deneyeceğim, bir defa daha başarılı olacağım diyen insanlar hata yapıyor, başarısız oluyor, oluyor. Bir yerde artık bir daha ayağa kalktığında başarılı kapılıyor ya, sonra ona herkes başarılı diye anlatıyor. İşte benim kendi 11-12 senelik hayatımda da bunun gibi yüzlerce hikaye var. Yani o kadar sıkıntılı, o kadar zorlu dönemler var. Ama işte bir şekilde tekrar ayakta kalabilince insanlar seni belki başarılı girişimciliğe lanse ediyor ve bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz hayatınızda. Bunu çok çok rica ediyorum. Hani bugün böyle buradan belki buradan çıkarken bir tek şey aklımızda kalacaksa bu kalsın yani. Bir defa daha denemek, ne olursa olsun pes etmemek çok önemli arkadaşlar. Benim verdiğim bir örnek var. Bunu belki daha önce denk gelmişsinizdir sosyal medyada. Şu hayatta bir şey yaparken bir şekilde böyle başarılı ya da başarısız oluyorsunuz. Bununla denerken başarısız olduğunuzu düşündüğünüzde iki şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya gerçekten pes ediyorsunuz ve etrafınızdaki kimi zaman en yakınınızdaki insanlar sizi böyle içinden mutlu oluyor yani siz başarısız olduğunuz diye ve onları mutlu ediyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki ne olursa olsun ben pes etmeyeceğim, ilerleyeceğim, devam edeceğim diyorsunuz ve siz ilerliyorsunuz, etrafınızdakiler size bakıyor. Bunu bu arada etrafımızdaki insanlar çok da önemli değil. Belki hani bununla ilgili bu aralar çok da popüler bir video var, denk gelmişsinizdir. Hani başkalarının dediği çok önemli değil, ayrı konu ama gerçekten böyle düşünmeniz lazım. Yani her bir olumsuzlukta, abi bu da geçecek, ben bunu yapacağım diye kendinizi telkin ediyor olmanız lazım. Ben bunu biraz beyni hacklemek diyorum. Yani kendi kendini ardı ardına defa defa daha motive etmek. Bunu en iyi yapabilenler arkadaşlar ilerliyor bir şekilde hayatta, başarılı oluyor. Bir şeyden bahsetmek istiyorum bununla beraber. Şimdi ben yine kendimde yapmaya çalıştığım şu sorgulama var. Hep iş hayatında ilerlerken fark yaratabiliyor muyum yeterince? Mesela etrafımdaki insanlar, yaşıtlarım, arkadaşlarımla aynı şeyi mi yapıyorum? Rüzgarın estiği yöne doğru mu gidiyorum, suyun aktığı yöne mi doğru gidiyorum yoksa farklı bir şey mi yapıyorum? Mesela arkadaşlarımın hepsi PUBG'ye oynarken, işte League of Legends oynarken, işte belki hani daha ilerleyen yaşlarda nargile kafeler takılırken, beni de çağırırlarken hepsine gidiyor muyum yoksa herkes onu yaparken ben mesela kodlama öğrenmeye mi çalışıyorum veya İngilizcemi mi geliştirmeye çalışıyorum? Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ben sizlerin farkındalığına keşke sizin yaşınızda olsaydım. Ben mesela 20 yaşında, 21 yaşında üniversitenin son senesinde kendimi biraz daha geliştirmeye başladım ve şöyle bir disiplin oturttum hayatıma. Gerçekten sabah böyle 5.30'da kalktım. Kitap okuduğum, koştuğum, spor yaptığım, sonra işe gittiğim. Hatta çok kez mesela benim 5.30'da işe gidip binadaki güvenliklerin bana şey dediği olmuştur. Hayırdır yani ne işin var 5.30'da bir insan ofise gelir mi diye. Bu arada altını çizeyim. Ben dedemden, ailemden de böyle gördüm yani. O anlamda şanslıyım diyorum ya. Ama benim 12 tane daha kuzenim var. Onlar onu görmedi büyük ihtimal yani. Şey için söylemiyorum ya, ben çok iyi falan değil. Herkes bakar aynı şeye, birileri başka şey görür yani. O başka şeyi görüp güzel olanı almak çok kritik arkadaşlar. Ve size yemin ediyorum hayatımda bu disiplin diyelim adına çalışma, kendini geliştirme olayla veya boş işlerle uğraşmama olayından hiç zarar görmedim. Sadece fayda gördüm. Sadece ilerledim yani. Çünkü ciddi anlamda fark açmaya başlıyorsun. Düşünsenize günde 2 saat kitap okusan, günde 2 saat İngilizce'ni, hatta 1 saat İngilizce'ni geliştirsen bir yılda 365 gün, 365 saat ilerlemiş oluyorsun arkadaşlar. Yani 10-15 gün fark atmış oluyorsun etrafına. O yüzden ben keşke bu 21 yaşındaki, bu arada benim babam bana yasaklamıştı keşke demeyi. Bizim ailede hiçbir zaman keşke denmezdi yani. Hep babam şöyle derdi, keşke demeyecek şekilde yaşayacaksın bu hayatı. Benim mesela dediğim tek keşke ne biliyor musun? Bana soruyorlar yani geçmişe dönsen neydi farklı yapardın? Ben işte sizin gibi 15 yaşında böyle aç gibi böyle bilgiyi aç bir şekilde konferanslara, etkinliklere giderdim. Daha çok kitap okurdum. Hatta şu anki teknoloji bize şeyi imkan sağlıyor.
15-16 yaşındaki birinin rahatlıkla kodlama öğrenmesi, UI UX arayüz tasarımı, bir mobil uygulama yapmasını, işte robotik kodlamayı vesaire vesaire dijital pazarlama öğrenmesini bize imkan sağlıyor arkadaşlar. Şunun altını çizeyim, yine imkanları doğru analiz etmek lazım. Ben 21 yaşında kendim gelişmeye başladığımda YouTube yoktu neredeyse. Bakın yani şu an yani şu anki YouTube yani bizim için ne kadar doğal gelen bir şey. Ben üniversite sondayken daha yeni başlıyordu ve hiçbir bilgi yoktu. Eminim bizim hocalarımız neler diyordur yani şimdiki imkanların hiçbiri yoktu onlarda yani. Olsa neler yaparlardı. O yüzden arkadaşlar biz bu imkanların, bu fırsatların farkına varmak zorundayız. Bize böyle YouTube'u veriyorlar, işte isteyen Berkcan'ı izler, BG'yi izler, isteyen işte ne bileyim Twitch'ten oyun izler, isteyen kodlamayı izler, isteyen başka bir şey izler, tamam mı? Neyi izlediğiniz, neyi tercih ettiğiniz sizin hayatınızı, kariyerinizi belirleyecek. Bakın ben motivasyon için söylemiyorum. Buraya gelirken de arkadaşlar, organizasyondaki arkadaşlar şey diyordu, böyle motivasyonel bir konuşma yapın falan. Vallahi motivasyon için söylemiyorum. Anlattığım her şeyi kendime not olarak, kendi kendime konuşuyor gibi söylüyorum. Bazılarınız buradan alacak, kulağına küpe edecek. Belki bugün çizgiyi çekecek ve yarın itibariyle, bu arada bana çok mesaj geliyor bununla ilgili. Çocuklar bana sabah 5.30'da abi 5.30'da kalktım diye, uyandım diye mesaj atıyorlar. Ya da kitap okurken mesaj atıyor ya da abi yine uyandık diye. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben onların çok büyük işler yapacağını biliyorum ama sizin ne almak istediğiniz size kalıyor arkadaşlar. Bir hayatta, bu hayatta size kimse ya abi, kendinizden daha çok kimse fayda sağlayamaz, bunu unutmayın. Bak size yemin ediyorum, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız, ananız babanız dahi olsa, ben bunu, hani şu an bizde 100 kişi çalışıyor beraber ekip arkadaşım olarak, binlerce kişiyle çalıştık, mülakat yaptık, ben hocalarım daha da iyi bilir, bir sürü öğrenci gördü. Kendi kendine faydası olmayacak insanın ne yaparsan yap bittiremiyorsun yani. O insanın kendi yapacak. O yüzden lütfen sizden de ricam, naçizane söylüyorum. Etrafınızdaki olumsuz gibi şeyleri bırakın. Eğer özellikle bir internetiniz varsa, var mı internet olmayan? Telefonu ya da YouTube'u ya da bilgisayara erişimi olmayan var mı burada? Yani okulda baktığımda imkansız da. Yine ben soruyorum. Yok değil mi arkadaşlar? Gerçekten hiçbir bahanemiz yok. Şu an birazcık size bizim İPAS yazılım şirketimizden bahsedeyim. Biz e-ticaret altyapısı yapıyoruz. Yani e-ticarete başladığınızda e-ticaret sitenizi açabiliyorsunuz çok kolay. Bize hep şu soruluyor. Mülakatları nasıl yapıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Arkadaşlar size yemin ediyorum CV'lerde ben CV'lere bile bakmıyorum neredeyse. Harvard'dan mı mezun? Ne bileyim işte London School of Economics'ten mi mezun? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mi mezun? Lise mezunu benim için önemli değil. Hatta çok samimi söylüyorum, okulu gördükten sonra, hocaları gördükten sonra mesela şu an biri gelse CV'de Bahçeli Evler Anadolu Sesi yazsa sadece böyle şey yaparım, gel görüşelim yaparım, anlatabiliyor muyum? Niye biliyor musun? Şurada şu vizyonla büyüyecek bir insan, yetişecek bir insanın tamam. Çok farklı şeyler yapabilir, işte falanca üniversitede üzerine master yapmış, doktora yapmış ama hani yapalım ya işte eş dost da bir şey demesin ya da bir şekilde belki daha yüksek maaşla başlarız işe diyen insandan çok daha fazla şey öğrenmiş ve vizyoner şekilde gelebilir. Biz mesela bakmıyoruz arkadaşlar ve birçok insanın ben burada üniversiteyi kötülemek ya da küçümsemek için söylemiyorum bunu. Ama lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Siz kendinize ne yaparsanız gelecekte onu göreceksiniz. Yani şu an ne kadar üzerine koyarsanız bireysel gelişim olarak bilmiyorum mesela İngilizce seviyeniz nasıl ama çok samimi söylüyorum. Mesela aranızda lisenin özellikle 2-3. sınıftaki arkadaşların İngilizceyi var ya böyle ana dil gibi konuşarak mezun olma hedefini kendine bir kesin koyması lazım. Eğer bunu yapamıyorsa kendini kötü hissetmesi lazım. Ve bunun bir standart olması lazım. Hatta etrafına da bu standartı yayabilen arkadaşlar etrafına da faydalı olmuş olur. Mesela bunu unutmayın arkadaşlar. Şu an hala ben görüyorum yani temel İngilizce'de bile ciddi sıkıntılarımız var. Üniversite, Bilkent mezunu olan insanlar bile var bu tarafta. O yüzden şu an lütfen bu lisede sakın kendinizi küçük görmeyin. Rekabet çok farklı seviyede. Yani ben tabii ne kadar anlatsam da anlayamayabilirsiniz ama şu an
mesela ben 17-18 yaşındaki insanların akademik kod yazıp samimi söylüyorum 10-15 bin TL, 20 bin TL maaşla işe başladığı senaryolar biliyorum. Ki mesela bize biri geldiğinde yaşı önemli değil, nereli olduğunun önemi yok, hangi üniversiteden mezun olduğunun önemi yok vesaire vesaire. Olay ne? Kendini ne kadar geliştirmiş, bu lisede ne kadar üzerine koymuş, oturup konuştuğunda ne kadar altını doldurabiliyor? Burası önemli arkadaşlar. Bu gerçekleri insanlar fazla konuşmak istemiyor. Ya da konuşunca şey gibi oluyor böyle. Mesela ben bunu söylediğimde bazı insanlar şey diye eleştiriyor. Ya işte öyle şey olur mu? Üniversite eğitimi şart şöyle böyle. Ya okey olmalı da. Ne bileyim doktor olacaksan zaten kesin ama acı gerçeği söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu an üniversitelerin kimya, biyoloji vesaire vesaire, uluslararası ilişkiler, mütercim, tercümanlık, o, bu, birçoğunuz gidecek bu bölümlere. Hepsi şey, hepsi yani mezun olduktan sonra %99'u şey diyor. Yani boşu boşuna okumuşuz diyor ve ne iş olsa gireyim diye zorunda kalıyor, anlatabiliyor muyum? Bakın bu acı gerçek yani. Bunun önüne geçmek için ne kadar kendinizi geliştirirseniz, üniversiteye gidip ama yazılımı öğrenip ilerleyin, göreceksiniz ki hayat size inanılmaz kapılar açacak. Umarım sizi sıkmamışımdır. Benim için çok teşekkürler.